Selam dostlarım, canlarım, ciğerlerim, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar dün akşam yayınlanan Ya Çok Seversin adlı dizimizin analizini yapacağız. Önümüzdeki bölümlerle ilgili de sizlere ufak ufak spoilerler vereceğim. Akşamdan beri oturdum, araştırdım. Böyle bir sıkı bir çalışmaya koyuldum. Bu dizi ne olacak? Ateş ne yapacak? Leyla ne yapacak diye bulabildiklerimi toparladım, derledim ve kameranın karşısına oturdum arkadaşlar. Ama yani sizin oralarda nasıl bilmiyorum. Nerelerden izliyorsunuz yazın yorumlara. Yani ben Bursa'da yaşıyorum. Şu an öyle bir sıcak var ki yani buz kovasının içine girsem, buzluğun içine girsem yani serinleyemeyecekmişim gibi öyle bir sıcak var. Aşırı derecede çok yüksek bir nem var. Ne olur dikkat edin dışarıya çıkarken. Zaten uzmanlar da uyarıyor, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Dehşet yani, öyle böyle değil. Allah dışarıda çalışanların yardımcısı olsun. Zaten en zoru dışarıda çalışmak. Yani haksız mıyım? Kışın aşırı soğuk oluyor, yazın aşırı sıcak oluyor. İki türlüsünde de dışarılarda çok çalıştım. Özellikle öğrencilik hayatımda, öğrencilik dönemlerimde. O sebepten dolayı hani bunu sadece düşünerek değil, hani yaşamış biri olarak da, tecrübe etmiş biri olarak da çok uzun yıllar boyunca biliyorum. O yüzden Rabbim yardımcısı olsun. Hani ailesine, yuvasına bakmak için dışarılarda çalışanların diyorum. Hepimize diyorum. Ve girişi fazla uzatmıyorum canlarım. Başlasın videomuz. Şimdi arkadaşlar, yani Kerem ve Hafsa Nur'un öncelikle ben bu dizinin ilk yayınlanacağı zaman zaten Kerem Bursin'e olan hayranlığım tartışmaya kapalıdır. çok uzun yıllardır takip ediyorum. Gerçekten çok iyi bir star olduğunu düşünüyorum. Hani Kerem ve Hafsa Nur hani nasıl olur diye açıkçası aklımda bir soru işareti uyanmıştım. Hani bir şey yapamamıştım yani, kafamda tam oturtturamamıştım. Hande Erçel'e çok benzetilmeye çalışmış yorumlarına, benzetilmeye çalışılmış konuşamadım. Sıcaktan nefes almakta güçlük çekiyorum şu anda. Böyle bir hani Hande Erçel'e benzetilmiş yorumlarına katılmıyorum kesinlikle. Bunu zaten ilk videomda da, yani bu dizi için açıkladığım, yayınladığım ilk videomda da söylemiştim. Sadece ikisi nasıl olur acaba diye aklımda bir soru işaretleri uyanmıştı ama bu kadar iyi bir uyum olacağına kesinlikle ama kesinlikle ben de pek hani düşünmüyordum. İlk bölümde tam anlayamadım. Hani anladım yani, uydurdum hani, oturtturdum ama ikinci bölümde böyle daha da bir oturmuş sanki. Tabii ki oyuncular içinde de sonuçta her karakteri zamanla kendileri oynaya oynaya da oturtturduklarını, daha da iyi oturtturduklarını düşünüyorum. Belki Hafsa Nur hani kendini her bölümde daha da geliştiriyor Leyla karakteri için. O da olabilir yani sonuç olarak. Bilemiyorum detaylarını ama belki de bizim gözümüz alışmaya başladı. Yayınlanan ikinci bölüm bence efsaneydi. Gerçekten çok tatlı bir bölümdü. Dizinin girişiyle başlamak istiyorum. Şimdi dizinin girişinden başlamak gerekirse arkadaşlar, tabii ki de artık o evde bir şekilde karşılaşacaklardı. Kapıyı açtı, karşılaşma falan filan. O evin sahibi olduğunu Ateş'in Leyla öğrendi ve buradan itibaren hikaye başladı. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Hikaye biraz bana kiralık aşk var, bu Elçin Sangun'un oynadığı Barış Arduç'la birlikte. İşte hani finale doğru artık Leyla'nın oradaki o Elçin Sangun'un oynadığı karakterin adını şu an hatırlamıyorum da işte o bütün hani bu dolandırma amacıyla başladı falan filan derken, burada da arkadaşlar Leyla'nın genel olarak çevirdiği tüm o çete olayları, dolap olayları falan, onların hani öyle yakın bir tarihte falan öğrenme ihtimalleri olduğu kesinlikle düşünmüyorum. Bakar mısın tüyolarıma, en başta veriyorum. Bu tamamen Leyla'nın bütün bu çevirdiği dolapların finalde öğreneceğini düşünüyorum. Dadı olmadığını da zaten ikinci bölümde öğrendi. Bunu zaten fragmanda da görmüştük. Dadı yalanının ortaya çıkacağı zaten en başta belliydi. Tabii ki de o dadı yalanı ortaya çıktı. Ateş'in o evin sahibi olduğunu da Leyla öğrendi falan filan derken o evde böyle bir hikayemiz başlamış oldu. Hikayenin geri kalanı uzun bir süre evde geçeceğini düşünüyorum. Her ne kadar bölüm sonunda Leyla'yı kovmuş olsa da o eve Leyla geri gelecek, fragmanda da zaten görmüş olduk. Çocukların çevirdiği dolaplar falan da ortaya çıktı. Ayrıca arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Bu Ateş'in kardeşi Ilgaz tam bir günümüz ergeni değil mi ya? Ilgaz'ın hareketleri yani tam olarak bir günümüz ergeni. Ayrıca arkadaşlar şuna değinmek istiyorum.
Yani o kardeşlerin özellikle ılgazın o kadar çok şey yapması, yani ateşle ilgili hiçbir gerçeği bu ılgaz, hani tamam diğerleri çok küçük ama ılgaz sonuç olarak yani ergenlik yaşına gelmiş bir yetişkinliğe artık yavaş yavaş adım atıyor, ama 8 olmasa da bile nereden baksanız bir 16 yaşında falan vardır. Hani ateşin neden böyle davrandığına dair, hani demek ki ailede çocuklara falan hiçbir şey anlatılmadığı olarak gösteriliyor. Ya da bilemiyorum ama yani hani çocukların bu kadar çok ateşe nefretle yaklaşması, yani ılgazın daha doğrusu diğerleri için demeyeyim de, o sadece biraz bana fazla abartı gibi geldi. Hani ama tabii ki sonuç olarak dizi, yani olabilir, gayet normaldi. Geçelim bir diğer konumuza. Arkadaşlar dizide benim yani gerçekten en çok hoşuma giden, yani belki de sizin de öyle bilmiyorum, hani aslında çok ufak bir detay ama Ateş'in bu şirkete yaptığı konuşma, çalışma saatleri 3 güne iniyor, evden de çalışılabilir. Benim için tek önemli olan size verilen işin tam olarak bana iade edilmesi. Şirkette istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Kıyafetle istediğinizi giyebilirsiniz. Abi çok iyi değil mi ya? Yani kesinlikle böyle olması gerekmiyor mu? Zaten çalışma saatleri Türkiye şartlarında o kadar saçma ki. Yani insanlar sabah 5.30-6'da uyanıyor, İstanbul'da yaşayanlar. Yani Bursa'da yaşıyorum ben. Bursa'da da 8-8.30'da bir şehirde olmak için en az bir yani 6.30-7'ye doğru bir kalkmak gerekiyor yani hani. Falan filan. Ben çalışma saatlerinin Türkiye'de çok acımasız olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de zaten bir yasa çıkmış galiba. İşte haftada 4 güne falan indirilmiş çalışma şeyi günü falan. Yani bu Acun Ilıcalı'nın bir konuşması vardı ya. Abi bırakın insanlar uyusun ya, bir dinlenip gelsin işe falan, işi daha verimli olur falan. Kesinlikle katılıyorum. Kıyafet kurallarını çok saçma buluyorum. Ya bir insanları rahat bırakın. Her neyse dizimize gelelim. Ateş'in şirket için koyduğu kurallara altına imza atıyorum. Ateş hayranlığım son bölümde bununla birlikte arttı diyorum. Gelelim bu Berit'in işte kaybolması olayı falan filan. Bu tip olayları çok daha fazla yaşayacağız. Zaten şirket için bir savaş olacak. Abi kardeş savaşı, bunların hepsi gayet normaldir. Gelelim düzenbaz dolandırıcı çetemize. Yani çete arkadaşlar fragmanda da gördüğümüz gibi yalıya çökecek. Uzunca bir süre orada kalacaklarını düşünüyorum. Dizi zaten o şekilde devam edecektir. Leyla'nın bu dolandırıcı olduğu uzunca bir süre ortaya çıkmayacaktır. Ateş'le aşık olacaklar. Belki de bir ilişkileri olacak. Çok 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 sonra Leyla'nın dolandırıcılık muhabbeti ortaya çıkacak. Fragmanda da gördüğümüz gibi zaten çete villaya, çiftliğe, her neyse artık ne diyorlardı? Malikaneye çetemiz geliyor. Leyla kovuldu ama çiftliğe geri dönecek arkadaşlar. Ayrıyetten Ateş ve Leyla arasında yakınlaşmalar 3. bölümle birlikte bir tık daha fazla artacağını düşünüyorum. Ve siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu Ateş'in abisi sanki o da böyle birazcık Leyla'ya yükselecekmiş gibi geliyor. Ateş ve Leyla'nın yakınlaşmasıyla birlikte Ateş'e aşık olan o arkadaşı Bige. O zaten belli ki Ateş'e aşık uzun yıllardan beri. Hatta abisi de ona aşıkmış da o kız işte Ateş tercih etmiş diye o arabada bir muhabbet geçmişti. O kız Leyla'yı aşırı derecede zaman içerisinde kıskanacak. Önümüzdeki bölümde bir tık daha artacağını düşünüyorum. Çünkü Leyla ve Ateş arasındaki o ufak kıpırdaşmayı Bigeciğimizde, Bige Hanım da fark edecektir diye düşünüyorum. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar güzellerim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Spoilerlarımı biraz daha fazla vermek istiyorum. Ama tabii ki de bölümler yayınlandıkça, dizi tam oturdukça biraz daha fazlalaşacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Yorumlara lütfen yazın. Sizi çok sevdiğimi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Havalar çok sıcak, dışarı çıkarken dikkat edin diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada onu eklemeyi unutmuşum kızlar. Beyler, bayanlar, canlarım, ciğerlerim, 1000 abone olmamıza çok az kaldı. O yüzden aboneliklerinizi bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum. Hoşçakalın.